Yani onun konuklarımızın misafirliğe sahip olan sizlere de teşekkür ederim. Misafirlerimizin masalardaki boşsan rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Eve hapsedilmiş bir sürü engellimiz vardı. Kimisi bunun zincirliydi, kimisi odalara hapsedilen, kimisi kıyıda köşede ömrünü geçiren bir sürü engelli dostumuz bir refaha kavuştu. Sağ olsun bu refahı sağlayan yönetimlerimiz. Teşekkür ediyoruz. Bu ortak bizi hazırlayan, bu programı hazırlayan başta belediye başkanımız olmalı. Herkese teşekkür ederim. Biz Türkiye olarak baktığımızda, ülke olarak baktığımızda erişilebilirlik anlamında Türkiye'nin örnek bir şehri olduğu diye engelsiz anlamında. Engelsiz bir şehir kurduk. Ben buradan belediye başkanlarımıza, tüm bürokratlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ülke engelsiz bir şehir oldu. Bizler bu toplumun ayrılmaz birer parçasıyız. Sadece bugün kahvaltıda değil, yılın 365 günü her gün aslında bir aradayız, birlikteyiz ve beraberiz. Zaten yerel yönetim olarak bakış açımızın bu istikamette olduğunu değerli, özellikle dernek başkanlarımız çok güzel ifade ettiler. Ünye'nin özellikle engelsiz yaşam noktasında geldiği noktayı ifade ederken tabii bir yandan memnun olduğumu belirtirken öbür yandan da diğer eksikliklerin giderilmesi noktasında daha çok işimizin olduğunu da farkında olduğunu belirtmek istiyorum. Yerel yönetim olarak şehrin engelsiz yaşam anlamında hazırlanması, sosyal tesislerimizden alında sosyal yaşam alanlarımızdan ve diğer aktiviteler noktasındaki faaliyetlerimizden her biri bu toplum içerisinde ayrılmaz birer parça olarak hareket etme noktasından yola çıkarak bütün işlerimizi böyle yürüttüğümüzü özellikle belirtmek istiyorum. Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde son 21 yılda baktığımızda istihdamda, ekonomide, sosyal hayatın içerisindeki yaşamın kolaylaştırılmasında ve aynı zamanda hem siyaset alanında hem de sanat alanında baktığımızda engelli kardeşlerimizin ciddi anlamda buradaki sorunlarının giderilmesi noktasında çaba sarf edildiğine şahit oluyoruz. Çünkü yine Arslan Güler Sakatlar Derneği Başkanımız ifade ettiler, çok önemliydi. Yıllar öncesinde engelli kardeşlerimiz inanın sokağa çıkmayı utanıyorlar ya da aileler onları sokağa çıkarmıyor, evlere kapatıyorlar. Aslında bu ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani söylemesi bile insanın tüylerini ürpertiyor. Ama bugün Allah'a şükürler olsun ki yaşadığımız dünyayı, yaşadığımız sosyal alanı şu anda hep birlikte demek ki yaşayabiliyormuşuz. Yani sevgi tohumlarını ektiğimizde birlikte bu dünyayı çok daha keyifli ve huzurlu bir hale dönüştürdüğümüze şahit olduğumuzu belirtmek istiyorum. Beyaz Ay Derneği başkanımız bugünü dedi ki farkındalık günü olması lazım. Hakikaten öyle. Zaten bu günlerin özellikle yıl içerisindeki özel günlerin yapılması, o günlerin bir araya gelinmesine vesile olmasının esas özünde, temelinde farkındalığın aynı zamanda geriye kalan eksik sorunların da istişare edilerek giderilmesi noktasında çalışmaların başlatılması için değerlendirme toplantısı gibi düşünmek lazım. Bu açıdan baktığımızda doğru. Yine Nihat kardeşimize de teşekkür ediyorum. Ünye'nin gerçekten diğer şehirler noktasında baktığımızda engelsiz yaşam noktasında ciddi anlamda mesafe kat ettiğimizi, tabii bunun yeterli olmadığını bizler de biliyoruz. Değerli kardeşim de biliyor. Nezaketiyle yapılanları tebrik ettiği için kendisine de teşekkür ediyorum. Bugün hep birlikte bir arada olmamıza vesile olan değerli bütün hemşerilerime, sevgili kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Sağ olun, var olun.
Engelsiz şehir Ünye'de engelsiz bir şekilde hayatına devam edecek bu akülü araçla beraber seyahatine başlıyor. Alkışlarınızla çok teşekkür ediyoruz sevgili Fatma'ya. Bundan sonraki hayatında engelsiz bir yaşam diliyoruz akademisine girmesi için.